Amasya'nın Merzifon ve Gümüşhacıköy köyünde BA isimli bir kişi tam 15 iş yerini soydu. Ekiplerin takibiyle yakalanan 26 yaşındaki BA ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu'daysa hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. İki okul ve iki apartmanda gerçekleşen hırsızlık olayları güvenlik kameraları sayesinde aydınlatıldı. 3 kişi ekipler tarafından yakalandı. Artvin'in tarihi, gelenek ve görenekleri, yöresel yemek ve kıyafetleri başkente taşındı. 4. Artvin günleri Ankara'da başladı. Bu ilk organizasyon Artvin Valiliği, Belediye Başkanlığı, Artvin Kalkınma ve Eğitim Vakfı, Artvin Kültür ve Yardımlaşma Derneği, tüm ilçe kaymakamlıkları ve belediyelerin işbirliğiyle düzenlendi. Haydi Artvin'e diyen Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, yaşadıkları şehri butik bir turizm şehri yapmak istediklerini söyledi. Kardeşlerim, Artvin bir turizm kenti oluyor. Cenneti paylaşıyorsak bunu kullanma hakkı en çok da sizlerin. Orayı hasretle, özlemle bekleyen sizlerin hakkı. Onun için ben istirham ediyorum sevgili kardeşlerim. Ne olur bugün burada yeniden kor haline getirdiğimiz memleket sevginizi, memleket aşkınızı bir ziyarette taçlandırın. Sizi Artvin'e bekliyoruz. Artvin Valisi Kemal Cirit, Artvin'in turizm ve eğitim şehri olması temennisinde bulundu. Milletvekilimiz söyledi, can kurtaran tüneli inşallah bu senenin sonunda hizmete açılacak bir duruma gelecek ve bu konuda da biz de çaba sarf etmekteyiz. Tek biyosfer rezerv alanı kültürel yan faktörleriyle birlikte ülkemizde korunması gereken bir alan Macahel alanımız ve turizmde, alternatif turizmde ziyaretin önemli merkezlerinden birisi. Artvin Milletvekili İsrafil Kış da Artvin'in tanıtımına ihtiyacı olduğunu belirterek turizm vurgusu yaptı. Etkinlikler tabii Artvin'in kültürünü, Artvin'in folklorunu, Artvin'in yöresel ürünlerini, Artvin'in doğal güzelliklerini bir noktada gurbetteki hemşehrilerimiz vasıtasıyla da Türkiye'ye tanıtmayı amaçlıyoruz. Kışta Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yeriyle ilgili de bir müjde verdi. Milletvekili İsrafil Kışla Artvin'deki sağlık sektörüyle ilgili de konuştu. 20 Mayıs'ta Yusufeli'nin yeni yerleşiminin altyapı ihalesi yapılacak. Bunun için çok uğraştık ve bir noktaya geldi. DSE'yi bu aradaki zamanda kaybetmemek için gerçi kendi araç parkıyla orada çalışmalara başladı ama esas müteahhitin gireceği inşallah 20 Mayıs'ta bu ihale yapılacak. 25. dönemde AK Parti 1. sıra Artvin milletvekili adayı olan Kışla 7 Haziran'da yapılacak olan seçimler için de destek istedi. Ve Artvin'e güzel şeyler kazandırdığımızı sanıyorum. Bütün teşkilatlarımızda, Artvin'deki bütün hemşehrilerimizin bizim tekrar milletvekili olmamız noktasında ciddi talepleri, ısrarları ve teşvikleri oldu. Bizim partimizin üst düzey yöneticileri de doğrusu bu noktada onların da tensipleriyle, tasvipleriyle ikinci dönem adayız. Halkımıza inşallah layık olmaya çalışacağız. Onların desteklerini bekliyoruz. Evet, çok teşekkür. Artvin ikinci sıra milletvekili adayı Vedat Kibar da düşüncelerini Çay Televizyonu Haber'e paylaştı. Bizi daha çok heyecanlandırıyor. Artvin'le olup da heyecan duymamak mümkün değil. Zaten vekilimiz size gelecek dönemle ilgili projelerini anlatmıştır. Biz de ona Artvin'den ikinci sıra aday olarak meclise gidersek eğer Rabbim bunu nasip ederse katkı sunma adına, Artvin'imiz için güzel şeyler yapma adına elimizden geleni yapacağız. Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Yusufeli Barajı ile ilgili bilgiler verdi. Ama bundan sonra 2018 biliyorsunuz, 2018 29 Mayıs açılış tarihi olarak verilen tarih, o tarihe daha çok var diyorum. Onun için yeni yerleşimle ilgili de çalışmalar buradan bir daha televizyon ekranlarından izleyen hemşehrimize söylemiş olalım ki, çalışmalar desteğin ekipleriyle orada devam etmekle birlikte asıl Yusufelilerin bizim arzumuz meselenin ihale edilmesi, bir efendim şirketin bu işi üstüne alması meselesiyle ilgili de ciddi gelişmeler var. Mayıs ayının 20'si itibariyle inşallah o ihale işi de bitmiş olacak. Yani yeni Yusufeli'nin altyapısını falan firma inşa ediyor diyebilir duruma gelmiş olacağız. Ankara'da yaşayan Artvinler tanıtım günlerinde sıla hasreti giderdi.
Artvin'e özgü halay ve atabarı etkinliğin vazgeçilmeziydi. Etkinlik 4 gün sürecek. 15-19 Nisan'da İstanbul'da Artvin tanıtım günleri yapılacak. Türkiye onu gülen yüzü ve sempatik tavırlarıyla tanıdı. O küçük kız hayata gözlerini yumdu. İyi misin? İyiyim ama kemoterapilerden dolayı çok yıprandım. Artık çok yoruldum. Cumhurbaşkanımızdan da yardım istiyorum. İlim Akyar 11 yaşında amatsız hastalığıyla mücadele ediyordu. İlik nakli için uygun donör bulunması adına kampanyalar düzenlendi. Uygun donörler yurt dışında bulunmuştu ancak ilim için bulunan bu donörlerin Türkiye'ye getirmeleri zaman aldı. Bu işlemin tam olarak ne olduğunu insanlara da bunu anlattılar. Mekan çok uygundu bütün. Küçük kızın beklemeye mecali kalmamıştı. Günden güne eriyordu. Tedavi gördüğü hastanede destek tedavileri yapıldı. Ancak hastalığının ilerlemesinden dolayı bunlar da çare olmadı. Yaşam mücadelesini kaybeden lösemi hastası İlimi Akyar'ın ölüm haberi büyük üzüntü yarattı. Anlatmaktır bu işlemin tam olarak ne olduğunu. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Metin Doğan, Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse yapılan silahlı saldırıda yaralanan otobüs şoförü Ufuk Kıran'ı hastanede ziyaret etti. Geçmiş olsun. Sağlığından ilgili sürekli takip etti. Sürekli telefonlar, evliliğe, eşimizi falan aradık. Sağlığımız konusunda hep bilgi aldık. İyi haberlerini aldık. Sen önce sana Kem adına, Fenerbahçe adına, bütün camialar adına teşekkür ediyorum. Doğan Türk futbolu adına büyük bir cesaret örneği sergileyen Kıran'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını beklediklerini belirtti. Allah korusun öyle bir facia söz konusu olması halinde Türkiye'ye gelebilecek zararları da hepsini düşündüğümüz zaman yaptığın işin cesaretin ne kadar önemli olduğunu anladık. Biz Fenerbahçe kulübü olarak dediğim gibi Sayın Başkanımız senin sağlığı birinci derecede senin sağlığınla ilgileniyor. Sürekli bilgi alıyor. Biz bundan sonra sen Fenerbahçe'nin artık bir evladısın. Fenerbahçe'nin bir neferisin. Aileden birisin. Aile, Fenerbahçe ailesi olarak ailemize yeni katılan kardeşimize de biz ne gerekiyorsa, yapılması gereken ne gerekiyorsa hepsi sonuna kadar yapılacak. O konuda içiniz rahat etsin. Fenerbahçeli futbolcuların kahraman şoföre bir de hediyesi vardı. Beraberiz artık. Bundan sonra hep beraberiz. Teşekkür ediyorum bilgilerle alakalı. Yaşadığına şükreden Ufuk Kıran'sa böyle bir olayın bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Çok önemli bir vadeli atlattınız sizin sayenizde. Bir cami kurtulmuş beni. Şükürler olsun. Hayattayız. Yani başka diyecek de bir şeyimiz yok yani. Yani kimsenin yani bize olan oldu. Yani bizimle atlattık. Ne mutlu bize yani. Bu yıl denizde umduğunu pek fazla bulamayan Karadenizli balıkçular sezon sonu hazırlığında. Giresunlu balıkçılar denizde balığın azalmasıyla birlikte yırtık ağlarını onarıyor ve teknelerinin bakımlarını yapıyor. Balıkçılık yok, eski avcılık yok. Bir hamsi balığı, bir sarız balığı, bir palamut balığı. Palamut zaten göç balığı. Hamsi de göç balığı oldu artık. Biz de bu süre zarfında sizin de gördüğünüz gibi burada yırtık ağlarımızın tamirini yapıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu işler rutindir. Sezonu bu sene kapatıyoruz. Ama sorarsanız iyi bir sezon geçti mi? Maalesef iyi bir sezon geçmedi. Masraflar çok ağır. 1 Eylül'de başladıkları balık sezonu 15 Nisan'da sona erecek. Hep birlikte alıyoruz. Tutuyoruz. Evet. Bu kahkahaların bir anlamı var. Biz yoga tekniğinin, solunum sisteminin, yani solunum egzersizlerini birleştirilmesiyle yaptığımız bir uygulamayı gerçekleştirdik bugün. Gülme işlemi aldığımız oksijen miktarını arttırıyor vücudumuzda. Dolayısıyla stresle ilgili vücudumuzdaki kimyasalları azaltıyor. Dolayısıyla stresimizi önlüyor. Endorfin salgısını arttırdığı için, serotonin ve endorfin salgısı arttırdığı için mutluluk oluşturuyor.
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencileri gülme terapisiyle stres atıyor. Derslerden biraz olsun, bir nebze olsun stresimizi atmaya yarıyor. Çok güzel bir terapi. Bunu hocamız sağ olsun belli haftalarda yapıyoruz hep beraber. Bizim için çok faydalı oluyor çünkü derslerimiz gayet yoğun. Yoğun ders temposunda böyle bir aktivite yapmamız bizim için gerçekten çok iyi oluyor. Özellikle sınav kaygısı ve stresiyle başa çıkmak için başlatılan etkinlikten kahkaha sesleri yükseliyor. Tutuyoruz. Hep birlikte alıyoruz. D100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Karkalınlı, Seymenler, Karanlıkdere ve Bakacak bölgelerinde 30 santimetreye ulaştı. Kış lastiği uygulamasının 1 Nisan'da sona ermesi nedeniyle araçlarında bu lastiklerden bulunmayan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Bölgede karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürdü. Kar yağışının etkili olduğu yerlerden biri de Karabük'tü. Vatandaşlar Nisan ayında yağan karın şaşkınlığını yaşadı. Özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüyen kar, don riski nedeniyle üreticileri endişelendirse de onlar kar berekettir sözleriyle umutlarını yeşertti. 1980 yılında da aynen bu kar yağmıştı. Kar demek bereket demek, yağsın çok güzel. Ama meyvelere biraz zarar olur bu. 1972 yılında zorluklarla aldığı motosikletini 43 yıl odasında sakladı. Sakaryalı Tahsin Boz'un oğlu Ali Murat Boz, babasının yıllarca odasında sakladığı motosikletine gözü gibi bakıyor. Bu motor babamın, 1972 model, orijinal, ilk sahibi. Daha 60 binden, daha düne kadar babam yatağa düşmeden önce evin içindeydi bu. Evin içinde çalıştırıyordu. Ne zaman ki yatağa yatınca mecbur özel yer yaptık, oraya koyduk bunu. Boz zamanında babasının 10 bin liraya satın aldığı motosikletine değer biçemiyor. Bu sebeple de satın almak isteyenleri geri çeviriyor. 3 arkadaş, hepsi birer tane. Onlar kimisi kaza yaptı, kimisi sattı. Babam satmadı, babam temiz kullandı ve kimseye vermedi. Ve onlar parçaladı, babamın motor duruyor, orijinal. Kimseye vermedi, bindirmedi. Kendi de binemedi. İlk motoru bu. O zaman bunu buğday zamanında almış, ilk motoru 11 liraya kuruş. O zamandan bu yana geliyor yani. PTT 1. Lig ekiplerinden Samsunspor Ordu Spor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erhan Altın yönetiminde Nuri Hasan tesislerinde çalışan kırmızı beyazlı futbolcular yenileme çalışması yaptı. Teknik direktör Erhan Altın idmanda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ordu ne kadar aşağıda olursa olsun, bu ligin hakikaten genç dinamik takımlarından biri, ciddiye alınacak takımlardan biri. Biz zaten hiç fark etmiyoruz. Bu sezon başından beri sahaya çıktığımız zaman karşımızda bir herkese rakip olarak görüyoruz. Altın 3 puan için maça çıkacaklarını söyledi. Maçı kazanmak için elimizden gelen tüm mücadeleyi verip konsantrasyonlarımız bir şeyden eksik olmadan oyun kontrolünü kendimize tutarak galip gelip bu haftayı da galibiyetle yukarıya hedefimize ulaşmak adına bizim için 3 puan sevindirici olacak. Tabii. Varsa bana göstersiniz. Trabzonlu muhtarlar öfkeli. Sebebi ise ortaya atılan bir iddia. Ortahisar Belediyesi'nin kendi bünyesinde muhtarlar müdürlüğü kurmak istemesinden dolayı yaşanan tartışmada söylendiği ileri sürülen bir cümle muhtarları çileden çıkardı. MHP'li Davut Çakıroğlu'nun iddiasına göre AK Partili üye Ufuk Hoş muhtarlar ile sokak köpeklerini bir tuttu. Ortaya atılan bu iddialar gazete manşetlerinde de yer alınca Trabzonlu muhtarlar duruma tepki gösterdi. Buraya gelmemizin nedeni şudur. Basında çıkan bir söylem. Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk ve yönetim kurulu üyeleri konuyla ilgili açıklama yaptı. Kötü söz sahibinindir diyen Aktürk, gazetede yer alan iddialar karşısında Hoş'u istifaya davet etti. Her kesim konuştuğuna ve eylemiyle söylemine çok iyi dikkat etmesi lazım. Kötü söz sahibinindir.
fazla söz söyleyip de birbirini incitip veya haksız duruma düşmek yerine biz muhtarlar bekleyeceğiz, göreceğiz kim ne diyor ve halkımızı da dinleyeceğiz. Ona göre bir basın açıklaması bu konuda yapacağız. Bir Ortahisar Muhtarlar Derneğimizin bir basın açıklaması oldu ve orada doğal olarak eğer böyle bir şey varsa istifa etmelidir. Fenerbahçe kafilesine yapılan saldırı sonrası gözaltına alınan iki kişi tüfekte parmak izlerinin uyuşmaması sonucu serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Nihat S. ve Emre A. adliye çıkışında omuzları alındı. Grup vali istifa sloganları dağıttı. Vali istifa! Vali istifa! Vali istifa! Nihat S. ve Emre A. gözaltının ardından ilk kez konuştu. Kesinlikle bizle alakalı bir durum değil yani. Normalde Rize'ye gittim, geldim, dönüşte normal bir vatandaş gibi olay anında gittim, iştirak ettim, baktım. Ondan sonra yani normal meraktan, taraftarlık duygusundan dolayı bir paylaşım yaptım Facebook'ta. Fener otobüsünün sürmene de saldırıdan dolayı önü kesilmiştir diye. Ondan sonra zaten o paylaşımdan dolayı zaten beni aldılar yola yani. Yani bu olayı ben de yapanları kınıyorum. Şu anda biz mağduruz. Suçlu değil, mağduruz biz şu anda. Benim alınma nedenim de Emre'nin teyzesinin oğlu olduğum için alınmışım ben. Nihat S. ve Emre A.'nın avukatı da müvekkillerinin suçlu olmadığını söyledi. Bu sorular tabii müvekkillerin suç işledikleri yönünde değil. Normal rutin hayatları içerisinde olay yerinde neden oldukları, olay yerinden sonra nereye gittikleri şeklinde bir takım bilgiler edinilmesiydi. Mahkeme yeterli ve kesin inandırıcı şüphe ve kanaat olmadığı için özgürlük hakkının daha önemli olduğunu belirterek müvekkillerin adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verdi. Zonguldak'ta ekipler başarılı bir operasyona daha imza attı. Zanlıları 4 ay boyunca teknik ve fiziki takibi alan Zonguldak polisi, biri kadın olmak üzere 6 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 300 gram sentetik bonzai ve 60 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu tacirleri adliyeye sevk edildi. İddiaya göre zanlılar cezaevinden iki mahkum tarafından yönlendirildi.